Herkese merhabalar, ben Barış Özdemir. Yanımda sevgili eşim ve evimizde de bu harika reformer var. Bugün sizlere bridge yani köprü egzersizini ve aynı zamanda onun varyasyonlarını yapacağız. Hazır mıyız? Süper. Sırt üstü yatacağız ama yatmadan önce nasıl yatıldığını göstermek istiyorum. Sana yakın olan omuzluğu sağ elinle tut, kendini döndür ve ayaklarını footbar'a koy. Süper. Makinenin üzerine kendini ortaladın ama ben yine de buradan bakmalıyım tam ortaladın mı diye. Kalçayı biraz bu tarafa ve üst gövdeni de biraz sağ tarafa al. Öncelikle taşıyıcıda hareket istemiyoruz. Dolayısıyla ben bütün yayları taktım. Köprü egzersizinde mutlaka başlık sıfırda olmalı. Yani birinci ya da ikinci kademede olmamalı. Bu boyun omurlarını, servikal omurlarına aşırı yük bindirmesine ve strese sebep olur. Dolayısıyla bunu istemiyoruz. Köprü egzersizini uygulamak için dizlerinin senden biraz uzakta olması gerekiyor. Bunu sağlamamız için de footbar'ı bir kademe aşağı almam lazım. Bacaklarını tek tek tabletop'a al. Ayaklarını oradayken yapmıyorum. Gördüğünüz gibi Allegro'da mandallar var. İki mandalı çektim ve bu kadar. Ayaklarının tam orta noktasını buraya koyuyorum. Bütün yaylar takılı. Önce düz sırt köprüsü, sonra artiküle ederek yani yuvarlayarak olan köprüyü yapacağız. Tamam mı? Eğer belinizde problem varsa düz sırt köprüsünü tercih edin. Güzel. Şimdi nefes alıyorsun. Nefes verirken kalçayı direkt yukarı kaldırıyorsun. Burada dur. Ne diyorduk? Göğüs kafesini içeride tutmaya çalış. Ama kuyruk sokumunu yukarı itmeye çalış. İşte bunu yaptığınızda bu yanda gördüğünüz çizgi bir bütün halinde olacak. Ve nerede duracaktım, kalça mı aşağıdaydı, göğsüm mü yukarıdaydı, bu ikilemden kurtulacaksınız. Ve tekrar kalçayı aşağı indir. 6 tane. Nefes al. Verirken yukarı kalk. Süper. Aşağı iniyorsun, nefes alıyorsun. Nefes verirken yukarı kaldırıyorsun. Aynı anda asisler, yani kalçanın şu uçlarındaki iki sivri kemik aynı anda yukarı kalksın. Harika. Ve yukarı kalkarken dizlerinizi karşıya itmeye çalışın. Bir diğer komut, ayaklarınla footbar'ı kendine çekmeye çalış. Burada bekle. Arka grup yani hamstring kaslarının çalışma kabiliyetini arttırmak için, bu etkiyi arttırmak için İki komutumuz var aslında, ikisi de aynı şey. Bir tanesi dizlerini karşıya doğru it. Diğeri de footbar'ı kendine doğru çek. Hissediyor muyuz? Evet. Süper. Ve nefes al. Nefes verirken yavaşça kalçayı aşağı indir. Harika. Şimdi yuvarlayacağız. Şimdi omurları harekete geçireceğiz. Nefes alıyorsun. Nefes verirken kalçayı kendine doğru devirip yavaş yavaş omurlarını tek tek yukarı kaldır. Süper. Son noktada yine göğüs kafesi içeri ama kuyruk sokumu yukarı. Nefes al ve kürek kemiklerinin altından başlayarak omurlarını tek tek indir birbiri ardına. Süper, süper, süper ve tekrar nötre geldin. Nefes al, verirken önce belini yere doğru yaklaştır, sonra tek tek aşağıdan başlayarak yukarı doğru çık. Ama göğüs kafesinin çok yukarı kalkmasına izin verme. Al nefes. Buradan tek tek, tek tek omurları birbiri ardına artiküle ederek yerleştir. Tekrar nefes al, verirken tilt yani posterior tilt ve yukarı doğru çık 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 çık. Süper. Ve tekrar nefes al, kaburgalarının arka ve alt tarafından başlayarak tek tek in arka tarafından. Süper. Asistleri kendine doğru bük, suyu kendine doğru dök ve yavaş yavaş yukarı çık. Son kez. Yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Bir tekrar daha. Süper, nötre geldin. Al nefes. Nefes verirken posterior tilt ile birlikte yukarı doğru çık ve dizlerini karşıya doğru it ve footbar'ı da kendine doğru çek. Süper, burada bekle. Nefes alıp nefes ver. Nefes alıp nefes ver. Burayı çekmeye devam ederken derin bir nefes al. Ve tek tek omurları birbiri ardına indir. Footbar'ı çekmeye devam et. Çekmeye devam et. Bir taraftan omurlarını koy. Bir taraftan footbar'ı çek. Süper. Ve tekrar nötre geldin. Harika. Hissettik mi arka grubu? Süpersin. Şimdi makineyi geri götürdüğün varyasyonu yapacağız. Bu versiyonu yapacağız. Dolayısıyla bütün yayları tabii ki çıkarmayalım. Çok zor olur. İki kırmızı yay bıraktım. Tamam mı?
Daha yoğun çalışacak arka grup. Çünkü taşıyıcıyı geri götüreceksin. Ayakların burada. Nefes alıyorsun. Düz ya da tilt yaparak fark etmez. Bir köprüye kalkmaya başladık. Tiltle yapalım. Yukarı doğru çık. Burada dur. Buraya geldiğinde hep söylüyorum. Dizlerini karşıya doğru uzatmaya ve footbar'ı çekmeye çalış. Tamam mı? Şimdi kalça seviyeni bozmadan nefes alırken taşıyıcıyı geri götür. Bacakların dümdüz olsun ama kalçayı düşürme. Nefes verirken geri gel. Yavaş. Al nefes. Çok yolun varmış gibi git. Uza. Ve nefes verirken gel. Süper. Tekrar dediğim gibi bu bağlantıyı hep koruyacaksın. Yani en alttaki kaburgaların bu asis başlarına yaklaşmayacak. Ve uzaklaşmayacak da. Gayet güzel. Göğüs kafesi içeride ama kalça yukarıda. Göğüs kafesinin içeride olması kalçayı yanlış şekilde yukarı itmeni engelleyecek. Süper. Ve bir tane daha istiyorum. Güzel. Ve gel. Burada dur. Nefes al. Ve tek tek omurları artiküle ederek bir inci kolye gibi inmeye başla. Süper. İyi miyiz? Şimdi son olarak tek bacak versiyonunu yapacağız. Ve ayakların tekrar burayı kavruyor. Nefes alıyorsun. Nefes verirken tilt yap kalçayı ve yukarı doğru kalk. Burada dur. Sternum göğüs kafesi içeri ama kuyruk sokumu yukarı. Taşıyıcı buradayken sağ bacağını tabletop'a al. Sadece 6 tekrar. Nefes alırken taşıyıcıyı geri götür. Nefes verirken karşıya uzat. Süper, dur burada. Bu bacak, bu dizle aynı hizada. Al nefes git. Nefes verirken uzat. Süper. Al nefes git. Tek bacak olduğu için, bir asimetri olduğu için kalçayı dengede tutmak çok zor. Ama imkansız değil. 2 tane daha. Nefes verirken uzat. Ve bir tane daha. Burada dur. Taşıyıcıyı çek biraz. Dizi çekiyorduk hani. Bunu tabletop'a al. Ayağını footbar'a koy. Derin nefes al. Yuvarlayarak in. Şimdi diyecektim. Komut gelmeden niye indik? Tekrar nefes al. Verirken posterior tilt ile birlikte yukarı doğru kalk. Çık, 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 çık. Dur. Neydi komutun? Göğüs kafesi sternum içeri ama kuyruk sokumu yukarı. Sol bacak tabletop. Taşıyıcıyı yavaşça geri götür. Nefes al. Nefes verirken yavaşça karşıya uzat. Süper. Yani bir biri uzuyor, bir biri bükülüyor. Devam et ve uzat. 3. Al nefes ve verirken uzat. Süper. Taşıyıcıyı bana getirirken footbar'ı çek. Süper. Ve bir tane daha. Yavaşça bana gel. Burada dur. Taşıyıcıyı sıfıra getir. Bu dizini bana it. Şimdi bunu tabletop'a al. Ayağını footbar'a koy. Kalça biraz yukarı. Nefes al. Tek tek omurlarını yuvarladığını göster bana. Harika. Harika. Ve in aşağı. Güzel bir streçle bitirelim. Roll up sonra monkey stretch. Süper. Bir kırmızı bir sarı yaya düştüm. Ayaklarını biraz daha genişlettim parmak ucunda. Kollarını tabana kaldırıyorsun. Taşıyıcıyı yavaşça geri götür. Bacakların düzelsin. Git 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 git. Burada kal. Nefes al. Verirken roll up'la kalk. Büküle büküle bir rulo gibi kalk. Çık 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 çık. Şimdi dizlerini bük. Footbar'ı yakala. Ve nefes verirken bacaklarını düzelt. Dizlerini bük. Nefes verirken bacaklarını düzelt. Biraz daha ayak parmaklarını koyabilir miyiz? Topuklar daha fazla gitsin ve aşil tendonu daha fazla esnesin diye. Harikasın. Dizlerini bük. Nefes verirken git. Süper. Al nefes bük. Ve ver nefes git. 2 tane daha. Nefes al. Ve verirken git, başın omurgayı takip etsin. Zorlama, rahat bırak ve bir tane daha. Yavaşça git. Burada kal. Topuklarını barın altına bırak. Ve çıkar. Süper. Daha fazla aşil tendonu, daha fazla sırt. Daha fazla arka grup, daha fazla sırt. 2 tane daha. Süper. Ve bir tane daha. Güzel ve dizlerini bük. Taşıyıcıyı kapat. Ve bitirdik. Harikasın. Evet. Bridge egzersizini yaptık. Ve bir pilates eğitmeni olmamasına rağmen bence gayet başarılıydı. Sizce nasıldı? Eğer bunu merak ediyorsan sen de takipçilerimizden yorum olarak yorumlara yazmasını istiyoruz. Aynı zamanda
kanalımıza abone olmayı da unutmuyorsunuz. Çünkü siz abone oldukça biz motive oluyoruz ve video çekiyoruz. Hissettin mi bacaklarını? Evet. Süper. Bence de hissetmelisiniz zaten. O kadar emek verdik burada. Sesimizi harcadık. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.